4 yıl önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Hasan Kaya'nın tek isteği yeniden evlenmekti. Durumlarım çok vahimdir. Onun için yanıma dedim bir eş bulayım. Paraları aldılar, ortadan kayboldular. Paralarımı, altınlarımı topladı, kodu gitti. Kandırıldığım için üzgünüm de hayatım bitmiş. Hasan dedeyi evlilik vaadiyle kimler nasıl dolandırdı? Hasan amca, daha önceki bizim bu tarz programlarımızı hiç izlemiş miydiniz? Buyur. Böyle programları hiç izlediniz mi daha önce? İzlediydim ben. Bazen izliyordum. Peki o dolandırılan abiler vardı, amcalar vardı, gençler vardı evlilik vaadiyle. Onları hiç izlemedin mi, hiç denk gelmedin mi? Bayağı izlemedim. Ben çiftçiyim, işimle meşguldum. Böyle bir işlerinden hiç karşılaşmazdım. Anladım. Bir tek işinle meşgul değilsin ama illaki bir hanım istiyorsun, evlenmek istiyorsun. Şimdi Serem ablam, ben yalnız tek kişi evdeyim. Ben kendim 80 yaşındayım. Şimdi çay kaynat diyorum, şekeri unutuyorum. Şekeri getiriyorum, bardağı unutuyorum. Ben de bir haller bun inan yani evde yalnız bir kişi ne yapabilir? Yani bu hususta yanıma bir eş olsun, arkadaşlık olsun. Ben yoksa başka bir iş falan için değil yani. Bana baksın, ben de ona bakayım. Bu hususlarda bir arkadaş aradım. Aradığım arkadaş da bir arkadaşından bir köye gittik, Nevşehir'in Kurugol köyüne. Orada tanıdık vardı. Ya senin gelin dedim, Kahramanmaraşlıymış. Anlatayım mı yoksa? Anlat. Ha. Onun için buradasın. Kahramanmaraşlıymış dedim. Eğer ki orada senin gelinin iyi diyorsunuz, bana bir iyi, münasıplı şöyle temiz aile çocuğu, temiz aile kadını geçerse ben alayım dedim. Ve o da dedi ki benim bir tanıdığım arkadaş var orada. O sana bulur dedi. Hacı Temur'un ailesi telefonunu verdi. Ben ona akşamdan telefon ettim. Pervan abla, böyle böyle siz de böyle işleri yapıyor musunuz? Bana şöyle insan bunları evladı. Bunları istersen soyadını verme şimdilik. Buyur. Soyadlarını verme. Vermiyorum. Temur diyelim ama biz biliyoruz. Senin zaten şikayetin falan da var. Evet. Asılısı o da var dedi. Gel anlaşalım dedi. Yarın sabah gel dedi. Ben kendi arabama bindim vardım. Vardım, bana iki kadın gösterdi. Birinden anlaştık, birinden anlaşamadık. Sonra ben köye döndüm. O kadın bana dedi ki ben 3 gün sonra seni ararım dedi. Köye geldim. Girisin giri tekrar ben oraya çağrıldım. Bu Hacı Temur beni oraya çağırdı. Gel sana dedi, yarın göl başında bir bayan var. Ona gidelim. %99 sana yapar mı o işi dedi. Üçüncü kadın yani bu. Evet, bu da üçüncü kadın. Evet. Vardım sabahleyin, kendi çocuğum vardı yanımda, torunum. Onunla gittim. Vardık Elbistan'a. Elbistan'dan 150 kilometreymiş Gölbaşı. Adıyaman'ın Gölbaşı. Oraya vardık. Orada kadını getirdi. Bir de yanında aynı onun gibi bir Topal Hanım vardı. O da beraber geldiler. Dedi illa ben altın isterim senden. Sen beğendin kadını görür görmez. Konuştuk tabii. Ha, anlaştık, beğendik. Peki Hüseyin amca, Hasan amca. Hani sen demişsin ya bana ehli namus şöyle düzgün. Evet. Onu görür görmez nasıl anladın namuslu, düzgün, dürüst ablacığım olduğunu? Ablacığım şimdi şöyle tesettüflü, örtülü. Hmm. Yani bir bayan, dedim ki bundan bana zarar gelmez. Hani insan oğlu yanılıyor ya. Her kesimde var öylesi. Kapalısında da var, açığında yani da var. Namus eşittir tesettür değil. Değil. Biliyorsun Hasan Hüseyin amca. Yani onda da var, onda herkesi. Herkes niyet de şurası var. Değil mi bak tabii. Hasan amca? Şurası önemli, yani niyet önemli. Demek ki o kadının niyeti bozukmuş zaten. Neyse devam et. İki dedi senden bilezik alırım, 40 gram. İki dedi yüzük alırım, bir küpe alırım. Yani seni beğendim dedi, sana iş olurum. Allah'ın izniyle, hiç merak etme dedi. Sormayın. Sordu ben esas merak ettim. Tarikat deyince kendim yanıldım. Serap Hanım.
Hani insanlar yanılıyor ya, ne kadar akıllı olursan ol yanılıyor. Bir de evim yalnız olduğu için hani dedim ya elimize böyle bir kadın geçti inşallah iyi olur dedik. Hanımı da beğendin mi? Fizik olarak da beğendin mi? Ya fizik olarak da ne bileyim örtünün içinde normalidi. Ama şimdi sen... Bakar ama ya. Sen şimdi İtalyan bir kadınla beraber olmuş bir amcasın. Yani güzel kadına meraklısın anladığım kadarıyla. Serap şimdi, Hanım bu İtalyan'ı kim söyledi sana? Biz bilmeden seni alır mıyız? Her şeyi bileceğiz. İtalyan kadın aradı söyledi dermişim ben. Ben Almanya'ya gittim ama onunla anlaştık, konuştuk. Ondan o zaman bir şey evli olmadı miydiniz? Benim tek kuruşumu yemiş değil o. Sen evli miydin o zaman o İtalyan'la beraber? Evliydim, hanımım vardı köyde. Sen ah da almışsın. Şimdi Hasan amcanın ilk evliliği, evlilik demeyeyim ama resmi nikah olmadan 14 yaşındayken oluyor. Sen biraz erken başlamışsın bu işlere Hasan amca. 14 yaşındayken, tabii kaç yaşındaydı kız bilmiyorum ama dini nikah yapılıyor. 2-3 ay mı kalıyor yanında kız senin? 8 ay falan kalıyor. 8 ay kalıyor. Fakat başlık parası istiyor aile. Veremeyince kızlarını geri alıyorlar. Evet, evet. Senin macera 14 yaşında başlıyor kadınlarla. Sonra rahmetli eşinle evleniyorsun. Evlendim. Maşallah o 58 sene sürüyor. Evet. 13 tane çocuğun oluyor. Evet. Onların hepsi hayatta mı Hasan amca? Tabii. 13'ünün hepsi de hayatta mı? Yok. 7'si hayatta. Hasan amca 7 çocuğundan hiçbiri bakmadım da tek başına kaldın. Kimdir kaç tane torunun yeğenin falan da var. Abi benim torunlarım da çok. 32 tane torunum var. Yalnız onlar İstanbul, Çerkez köyündeler hepsi. Siz aracınızı kendiniz mi kullanıyorsunuz? Hüseyin amca, arabayı kendiniz mi kullanıyorsunuz? Kendim kullanıyorum. Şimdi Hüseyin amca Aksaray'da yaşıyor bu arada. Az önce dediniz ki, şekeri unutuyorum, çayı unutuyorum dediniz ya, ama arabayı sürebiliyorsunuz. Arabayı unutmam canım. Tamam, peki. Ben cevabımı aldım. Hasan amca, sonra eşin rahmetli oluyor 4 sene önce. Evet. Bu evlilik sırasında... Almanya'ya niye gittin? Ne işin vardı Almanya'da? Almanya'ya gitmedim. Ben o sahikene gittim. Hayır, niye gittin Almanya'ya diyorum işte. Para kazanalım. Ha, çalıştın orada. Çocuğumuz refahat içinde olsunlar. Bol yaşayalım. Sıkıntılık olmasın diye gittik. Kaç sene yaşadın Almanya'da? 3. Ne iş yaptın orada Hasan abi? İnşaat yaptım. Para kazandın mı? Kazandım. Az buçuk elimize aldık biraz. Tabii 7 tane çocuk, diğer 6'sı hayatta değil ama 7 çocuk bir hanım. O arada sen Almanya'da da İtalyan bir kadınla görüşmeye başladın. Görüştük, evet. O peki mesela karını boşamayı düşündün mü o zaman? O kadına aşık mı oldun? Yoksa öyle bir vakit mi geçirdin? Aklımdan geçmedi. O beni seçti. O seni seçti. Evet. Ne kadar sürdü? 3 yıl boyunca o beraber... Yok yok. 1 ay, 2 ay falan sonra geleceğim zamanlarda. Anladım. Sonra döndün geldin ve 4 sene önce de eşin rahmetli oldu. Evet. Sonrasında bir yabancı uyruklu kadınla 2-3 ay yaşıyorsun. 2-3 ay değil. Kaç ay? Bir sene sonra ben Özbekistanlıyı aldım. O da bir gidiyor, bir sene duruyor. Bir gidiyor, 6 ay duruyor. Yani bundan da bıktım. Onun için dedim ya evet bir kadın bulalım. Temelli kalsın. O yabancı uyrukludan da ayrıldın. Hayır. Sonra işte başına bu iş gelecek. Şimdi oğlun Recep hatta, telefonda. Çocuklar da bundan dolayı sana biraz kırgınlar galiba. Ama büyük dolandırılmış, çok parası gitmiş. Onlara geleceğiz. Recep merhaba. Merhaba. Recep babanın bu evlilik işine yani evlenme girişimi ama sonunda da dolandırılıyor. Ne diyorsun sen Recep? Ne yapalım babamız yani ne desek uygun değil ama ya hata ya yapmış yani babam da. Şöyle yani. Aslında uygundur. Bu yaşta bir insan da evlenebilir. Hayat arkadaşına bu yaşta daha çok da ihtiyaç olabilir o ayrı. Ama önüne gelen yeni tanıştığı İsa ona işte Temur'u tanıştırıyor. Temur alıyor onu Kahramanmaraş'a götürüyor. Orada olmuyor Adıyaman'a gidiyorlar. Daha yeni gördüğü kadını hemen çok iyi falan diye 4000 paralar veriliyor, altınlar veriliyor. Yani keşke aklı başında sizlerden biri niye gitmedi yanında? Bu konuda babama kırgın falan değilim ben hanımefendi.
Hayır. Yani kızgınlığımdan değil yani ama yani şaşmadık, birleşmedik bir Allah yani. İlla yanılmıştır ne diyebiliriz ki? Diyorum ki keşke sizlerden biri de gitseydi yanında diyorum. Belki o zaman kandıramazlardı. Evet. Nasıl ki gidebiliriz ki? Herkesin kendine göre bir düzeni var. Haberimiz de yoktu yani. Gittiğinden haberiniz yok muydu? Evet, yoktu. Gerçek benim yoktu. Babam da biliyor. Hasan amca, hiçbir çocuğuna haber vermeden mi gittin sen? Hiçbirine haber vermeden gittim. Niye? Ne yapayım ki? Ta İstanbul'dan onlara mı darışayım? İlle gideyim, ben evleneceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Hayır, söyleyebilirdin. Böyle bir niyetim var çocuklar diye. Engel olurlar diye mi söylemedin? Ben engele kimse karışamaz Serap abla bana. Ha. Ne karışacak ki? Çok, çok tatlı bir babam var yalnız Recep. Çok tatlı bir adam ya baban Recep. Ya biz babama zaten tatlı olduğunu biliyor. Doyamadık ki, yanımıza gelmiyor. Evleneceğim diye yanımıza gelmiyor. Biz ne yapalım? Yani Hasan amca, sen çocuklar bakmıyor derken daha doğrusu ben tek başıma yaşıyorum diyorsun ya. Onu unutuyorum, çayı unutuyorum, şekeri unutuyorum. Aslında çocuklar istiyor seni. Ama anladığım kadarıyla sen bir hanım olsun evimde, karım olsun, bir hayat arkadaşım olsun istiyorsun. Yoksa... Serap Hanım, sana sorayım, baba istenmez mi? Ay, istenmez olur mu ya? İstenmez olur mu? Ama baba şimdi... toprağından ayrılamıyor, memleketinden ayrılamıyor. Şimdi çocuklar Serap da abla, memlekete gidemiyor. Benim evim, barkım yerinde. Ben ne yapayım, İstanbul'a geleyim de seni mi çağırayım, arkadaş olalım? O arkadaşıyla onu mu çağırayım? Doğru söylüyorsun. Buyurun konuşalım deyin. Doğru. Ben Tekirdağ'da kimi bulayım? Ona varıyorum abi ya. Buna geliyorum abi ya. Olsun, ne güzel. Orası da çok güzeldir yani, ama biliyorsun. Merhaba en diyorlar. Ben sana bir şey diyeyim. Hasan amca, buyur. Bu Tekirdağ falan yöresinin insanları da çok lokumdur yani. Yok, iyidir çok insanları lokumlardır. Ama işte arkadaş olmak zor oluyor. Tabii bu yaştan sonra zor. Tabii canım, yeniden arkadaş çevresi olur mu? Efendim Recep. Babamın 5 tane çocuğu var. Birer ay kalsa 5 ay yapar. Doğru da insan belli bir yaştan sonra kendi evini arıyor Recep. Evet. Peki tamam, beş, niye evine, beş? Evine götürmezlik demiyoruz ki. Kim babamın yanına düşmemiş, haber etmiş de. Niye beş? Siz yedi kardeş. Ben babamı şey yapmıyorum. Babam için çocukları ölür yani. Niye yedi kardeş değil misiniz siz hayatta kalan? Yedi kardeşiz, evet. Ha, beş diyorsun, kızları saymıyor musun? Sayma açısından demedim. Yani bize mahal yani. Bize şart olduğu için söylüyorum. Yani evlensin erkekler, mi? Birisini, erkeklere şart olduğu için söylüyorum. Birisini, yok canım, kız da bakar. Ne olacak damat da iyi olduktan hayır, sonra? Hayır, öyle bir şey niyetle söylemedim ben. Anladım. Peki babanız evlensin hayır, mi istiyorsunuz? Efendim? Baba evlensin istiyor musunuz? O istediği için yani. Babam mutlu olduktan gelir, biz de mutlu oluruz yani. Babamın mutluluğu önemli. Hasan amca, kaç paran gitti bu kadın tarafından dolandıralım? Toplam kaç paran gitti? Ablam toplam 33 bin lira falan gitti. Ne diyorsun ya? Vallahi. Bak ablam, ben hacca gittim geldim. Yalanım olmayacak. Olmaz da. Ya yalancılıkla haccın da bir alakası yok. Şu hacıyı, hocayı, tarikatı bilmem neyi karıştırmayın. İnsan insandır. Yalan olmasın vicdanlı diye. Vicdanlı insan insandır. Ya. Yalan yani olmasın diye. Yani bunun için diyesin. Ne dine ihtiyaç var, ne tarikata kesinlikle ihtiyaç var. Vicdan, vicdan. Bak o kadın vicdansız çıktı. Senin yaşında bir adamın 33 bin lirasını aldı, ortadan kayboldu. Şimdi buna yani vicdanlı diyebilir miyiz? İnsan üzül, acır ya. O acıma duygusunu bilmemiş ki. Ne yapayım? Şimdi... Recep, baban gidiyor. Tabii ki bu insanlardan şikayetçi oluyor. Bu olay yani şikayetçi olduğu tarih 25 Ağustos. 25 Ağustos'ta gidiyorsun. Diyorsun ki, bir de diyorsun benim çantamdan 6 bin lira çaldı bu kadın. İşte şu kadar da aracıya para verdim. Bu kadar altın aldım. Bu kadar şunu yaptım diye. Bütün kişilerden şikayetçi oluyorsun. Sen bu kadını Kahramanmaraş'tan değil Adıyaman'dan aldın, doğru mu? Doğru, Adıyaman'ın gölbaşıymış. İlk iki kadın Kahramanmaraş'taydı, onlarla olmadı. Sonra seni Adıyaman'a götürdüler. Evet. Bunlar şebeke demek ki. Her yerde uzantıları var. Maraş diye götürüyorlar. Olmadı Adıyaman, olmadı Antep, gezdireceklerdi İlla seni. İlla birini bulacaklar yani. İlla ki birini bulup o paraları senden alacaklardı. Sen bu kadın ve o Temur denen adam ve karısıyla hep beraber... Olay tatlıya bağlanıyor ve siz Aksaray'a geliyorsunuz. Evet. O tarihten itibaren Recep kadını alıp geldi ya,
O zaman haber haber verdi mi size çocuklar, ben işte bir kadın var evleneceğim onunla diye? Biz de ara yok, telefonu arıyorduk, sonradan duyduk yani, bayağı bir hafta mı kaç gün olmuş, ondan sonra öğrendik. Başkası babama ben aradım, başka kadın çıktı, kadın deyince kim baba bu deyince anneniz dedi. Anneniz mi dedi? Tövbe estağfurullah. Annenizin evet. Elini öpmeye gelin de dedi mi? Efendim? Annenizin elini öpmeye gelin buyurun da dedi mi, onu merak ettim. Ya o ortamı şey yapmadı. Haberci olduğu için. Recep, peki sizin en büyüğünüz en büyüğünüz kaç yaşında? Abim 60 var herhalde. 60 yaşında, 52 yaşında kadına anne mi diyecekmiş yani. Şimdi evet. Sizin anneniz rahmetli olmuş ama galiba onunla mutlu bir hayat yaşadı. Şöyle bir şey var. Yani mutlu evliliği olan, çok uzun yıllar evliliğe alışmış ve güzel gitmiş evliliği olan özellikle erkekler, kadınlar çok aramıyor ama erkekler o hayatı arıyorlar. Çünkü evliliğe alışkın, düzene alışkın, önüne yemek konmasına değil mi? Üstünün başının yıkanmasına, sohbet etmeye. Onun için erkekler 80 yaşında da evlenmek istiyor ama kadınlar istemiyorlar böyle bir şeyi. Onun için... Hanım bir şey söyleyeyim mi? Söyle ben babamın için, para için, mevaat için değil. Kimse aşk almaz. Allah, Cenab-ı Allah hayırlısını versin her şeyden. Benim babama, ben o paraya pula üzülmüyorum. Benim babama bir şey olmuş ya, ona sevinmek lazım. Neyi peşine gidiyorlar onu anlamıyorum. Yani parayı da kenara atıracak. Neler görüyoruz televizyonlarda izliyoruz. Hani babama bir şey olsaydı ne yapacaktık? Kim kendini affedecekti? Allah korusun. İşte onun Allah için. Allah korusun ama oluyor yani. Olmaz mı? Gezip atıyorlar. Ne diyeyim, ne yapıyorlar? Bir sürü işkence ediyorlar yaşlılara. Yazık, günah değil mi? Çok günah, tabii ki yazık. Ama bu insanlarda yazık filan diye bir şey var mı sence? Vicdan var mı sence? Ama bizde hani ben para peşinde değilim yani. Benim babama bir şey olmamış ya. Öperiz defeme korum yani. Ama şimdi o da... Olabilirsek inşallah bir böyle babama layık biri illaki olsun diye. Ay dur bakayım, inşallah dur bakalım. Şimdi gören de olmuştur seni. Belki talibin çıkar yani, bir şey olur. Öyle bir şey olursa biz babamın arkasındayız. Tamam. Perişan oluyor. Gidemiyoruz, gelemiyoruz. Tövbe estağfurullah. Telefonlar evlensin, geliyormuş, tamam, telefonlar. Razıyık. Recep. Ama böyle perişan oluyor. Recep, babanla ilgili telefonlar geliyormuş. İnşallah. Hanımlardan vallahi. Ben ya, katılıyorum. Herkes çiğ süt emmiş diye inşallah helal süt emmiş birisini bulursun ama şimdi Hasan amca da haklı. Onca sene biriktirmiş, etmiş, kandırılmış. 4-5 gün diyor geldi, yedik, içtik. Sonra bir gün çarşıya gidiyorsunuz. Kadın toz oluyor. Bir de telefonunu almış elinden. Herhalde aramasın diye mi aldı birisini falan? Selap Hanım, şimdi Hüseyin Bey uyardı, buradan uyarmak lazım. Bir faciadan dönmüş, farkında değiller. Çok vahim sonuçlarla da karşılaşabilirdiniz. Uyarayım sizi. Her zaman bu böyle olmaz. Bir anda bizim tabirimizde tufaya gelirsiniz. İçinden çıkamazsınız. Az önce çocuğunuzun dediği gibi en azından babamıza bir şey olmaz. Allah onlar için şu anda siz bir nimetsiniz, bu ve benzeri şahıslar için. Yani kötü niyetli şahıslar için sizin gibi iyi niyetli insanlar bir nimet, kötü anlamda maalesef. O yüzden eğer velev ki böyle bir şey yapacaksanız çocuklarınızla birlikte yapmanızı tavsiye ederim size. Peki Recep, şimdilik bu kadar. Virgül koyacağım çünkü... Çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. İnşallah oluruz. Sizden de Allah razı olsun. İnşallah yardımcı oluruz. Ama sen de biraz... Yaşına başına uygun birini bul artık canım. Yani 30 yaş küçük kadınla artık ya arama. Gitmişsin 82 yaşındasın, 52 yaşında kadını beğeniyorsun. Gidiyorsun İtalyanı beğeniyorsun. Gidiyorsun yabancı uyruklu. Hocam yapma, rica ederim. Niye? Yalan mı bunlar? Yok, yalan değil de. Hani ya işte insan hali dedim ya ben sana. Tamam. Yani yadırgamıyorum. Ama o yabancı uyruklu kaç yaşındaydı mesela? O yaşlıydı hocam. Kaç yaşındaydı? İşte o zaman ben diyelim ki 35 sene oluyor buna, ben geleli oradan. Hayır, onu demiyorum. 74'te geldim, hayır, o da ben emsalıydı. Hayır, eşin vefat ettikten sonra bir yabancı uyruklu. O kaç yaşındaydı? 64 yaşında. Ha. 74, o iyi canım öyle. O iyi, 18 yaş iyi diyorsun. Aslında peki. Hüseyin amca 14'ünde başlamış, bırakacağı da benzemiyor. Benzemiyor yani. Bence. Dur bakalım, sana telefonlar geliyormuş. Şimdi bu tabii dolandıran kişiler, nasıl dolandırdılar, ne oldu, kim bunlar, hepsine gireceğiz ama bugün şöyle bir Hüseyin amcanın hikayesini bir dinleyin istedik.
Ve bu arada telefonlar da geliyormuş. Bakalım hayırlısı diyorum yine.